Merhaba sevgili satranç severler. 2021 yılı FIDE online olimpiyatlarından bir parti inceleyeceğiz. İki kadın büyük usta Alexandra Kosteniuk ve Irina Kuruş arasında. Kosteniuk 1984 doğumlu, 39 yaşında şu an. Aslında Rusya doğumlu ancak İsviçre'ye göç ettiği için şu an İsviçre takımı adına yarışıyor. 5 yaşında satranç oynamayı öğrendi. 2008 ve 2010 yılları arasında kadınlarda 12. dünya şampiyonu olarak adını ölümsüzleştirdi diyebiliriz. Knockout sistemine göre yapılıyordu. Kadınlarda dünya şampiyonluğu 2017 yılında olimpiyatlarda Rusya'yı temsil etmişti ve birinci masadaki çok iyi performansıyla Rusya'nın şampiyon olmasını sağlamıştı. 20 yaşında büyük usta unvanını aldı. Kadınlar için erken denilebilecek bir yaş. Gerçekten zorlu bir süreçten geçiyorlar çünkü erkeklere göre. Avrupa 10 ve 12 yaş altı kadınlar şampiyon oldu. Aynı zamanda dünya 12 yaş altında da şampiyon olmuştu. 2005 yılında Rusya'da kadınlar şampiyonluğunu kazandı ve 2691 gibi bir performans sergiledi. Müthiş bir performanstı. 2004 yılında ilk defa düzenlenen Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nı kazanmayı başardı. 2013 yılında hem kadınlarda hem de genel kategoride İsviçre şampiyonu oldu. 2006 yılında ilk defa düzenlenen Kadınlar Fischer Random Satranç Dünya Şampiyonası'nı kazandı ve 2 yıl sonra yapılan ünvan maçında ünvanını korudu. Devamında kadınlarda tekrar oynanmadığı için Fischer Random şu anda Fischer Random'da halen dünya şampiyonu olarak gözüküyor kendisi. Irina Kuruş'a geçecek olursak 1983 doğumlu, 39 yaşında o da. Aslında Ukrayna doğumlu, o da ABD'ye göç etti. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor kariyerine. 30 yaşında büyük usta ünvanını aldı. Biraz daha geç Kosteniuk'e göre. Ancak o da 6 yaşında başlamıştı. Kadınlarda Amerika'da en genç kadınlar şampiyonu olarak tarihe geçti. 15 yaşında sadece. Kadınlar şampiyon oldu Amerika'da ve bundan sonra 8 kez daha kazandı. Amerika kadınlar şampiyonluğunu büyük bir başarıya imza attı. Olimpiyatlarda Amerika'yı temsilen bir gümüş bir bronz madalyası mevcut. Kasparov'un dünyaya karşı 1999 yılında oynadığı bir maç vardı ve internet üzerinden oy veriliyordu. Kasparov beyazlardaydı, dünya siyahlardaydı. Dünyadaki insanlar oy veriyordu siyahların hamlesini belirlemek için. Ve danışma meclisi vardı, dört büyük ustadan oluşan. Bu mecliste yer aldı ve gelen oylara göre doğru hamlenin seçilmesi konusunda kendisi görüşlerini iletmişti. Burada da görev almıştı. Evet, bakalım Kosteniuk Irina Kuruş partisinde neler olmuş? Kosteniuk beyazlarda, Irina Kuruş siyahlarda oynuyor. Gerçekten Kosteniuk burada müthiş bir kombinezona imza atacak. E4 şah piyonu açılışı, C5 Sicilya savunması siyahlara, E4'e karşı en iyi karşı şansı veren hamle. At F3 gelişim, açık Sicilya'ya girişin belirleyici hamlesi. Şimdi D6 ama devam yolundan gidiyor. D4 merkeze ikinci piyonu getirdi beyaz. Siyahlar kanat piyonuyla merkez piyonu değişiyor. C alır D4. Beyazlardan şimdi at alır D4. Burada vezir D4 hamlesi de var. Geller tercih ettiği geller varyantı. Buna at C6 var. Fil çiftini vermemek için fil B5 oynanıyor. Fil D7'den sonra ise fil C6, Bc6 ya da fil C6 ile merkezi vezirle oyuna devam edebiliyor beyazlar. Devam edelim. At D4 ana hamle. At F6 gelişim ve E4 piyonunu istemiş oldu şimdi siyahlar. Beyazlardan at C3 gelişim piyonunu korumuş oldu aynı zamanda tabii ki. At C6 gelişim. Fil G5. Richter Rauser atağa girildi şimdi. Atı alıp piyon yapısını bozmak istiyor. Şimdi E6 piyon yapısının bozulmaması için, çünkü fil alır F6'dan sonra vezir F6 ile alabiliyor artık siyahlar. Vezir D2 ve uzun roka hazırlık. Fil E7 gelişim. Artık açmaz sonlandı. At açmazdaydı. Uzun rok. Keskin bir oyunun habercisi geliyor Kosteniuk'tan. A6 şimdi B5'e atların zıplamasını engellemek için. Ve A6 sürülür sürülmez Kosteniuk Sicilya'daki klasik manevralardan birini yapıyor. At alır C6. Çünkü A6 sürüldüğü için B alır C6'dan sonra buradaki fil A6'da piyon olmasaydı daha kolay gelişebilirdi. A6'daki piyon C8 filini zora sokmuş durumda. Piyonların fille aynı renkli karelerde bulunması, özellikle E6'da piyon olduğu için fili zorluyor gelişim konusunda. B alır C6. Şimdi fil alır F6 ve fil F6 yerine tabii ki GF6. Çünkü fil F6 D6 piyonunu boşta bırakıyor, görüyorsunuz. GF6 piyonu kaybetmemek için şimdi fil C4 gelişim. Kısa rok ilginç bir şekilde şahı merkezde de tutabilirdi ama G hattı açık olmasına rağmen şahını H8'e saklamayı düşünüyor. Ve beyazın siyah renkli karelerde bir fili olmadığı için şahın köşede güvende olacağını düşünüyor. Kale H-E1 kaleleri bağladı ve merkeziyleştirdi. Şah H8 dediğimiz gibi köşeye gidiyor.
Kale E3, kale asansörü yapıyor beyazlar. Şimdi 3. yataydan kaleyi kullanacak ama şüpheli görüyor bilgisayar. Daha iyisi F4 sürmekmiş. Siyahlar D5'te merkezden karşılık verince fil B3 geri çekmek. Devam edelim. Kale E3, kale asansörü. Siyahlardan kale G8. Kaleyi yarı açık kağıtına getirdi. Piyonu da basmış oldu. Daha iyisi siyaha merkezden oynamak D5. Ve şimdi fil B3 ile yine devam şeklinde. Kale G8'e geri dönelim. Piyona basmıştı. Şimdi F4. F4'ü de yine şüpheli görüyor. Daha iyisi kale G3. Siyah kaleyi karşılamak. Şimdi D5'e. Fil D3'ten sonra beyazın yine oyunu eşit götürdüğünü düşünüyor. F4'e geri gelelim. Siyahlar D5 ile merkezden geliyor. Vezir E2 ve şimdi artık fil alamaz tabii ki. D6'ndaki açmazdan dolayı vezir. Fil D6. Artık açmaz sonlandı ve beyaz fil alma tehdidi var. E5. Filini çekmek yerine karşı saldırı yapıyor siyah file beyazlar. F alır E5'ten sonra F alır E5 ve şimdi fil C5'e gidip kaleye basıyor siyah fil. Onun yerine fil E7 çekmesi daha iyiymiş savunmada fili kullanmak için. Kale H3, H piyonuna basınca kale G7, H7'yi tuttu. Fil D3, H7'ye baskıyla devam. Fil C5'e devam edelim. Kale H3, H hattına geldi. Vezir G5 şah. Vezir G5 şah da aslında tempo kazanıyor ama ilginç bir şekilde bunu da şüpheli görüyor. Kale G7 ile devam etmesini öneriyor. Piyonu koruyarak at E4 zıplayınca at yine alınamaz. Dikkat edelim. D6'ndaki açmaza bakın. Vezir üşerdi. Fil E7 geri çekince at G3. Vezir G8. Fil D3. Siyahlar kutu gibi oldu ama savunabiliyor. Siyahın pozisyonu savunması zor ama şu anda bir zayıflık görünmüyor. O yüzden eşit veriyor bilgisayar. Vezir G5 şaha gelelim. Beyaz şah zaten memnun oldu bu şahtan ve B1 karesine gidiyor. Böylece beyaz şah tamamen güvenlik altına alındı. Ve D alır C4'te fili kazanmış şimdi. Ama daha iyisi kale G7 ile H7'yi tutmakmış. Fili almak yerine. At A4. C5 filine saldırın. Fil A7 çekince. Şimdi fil D3 ve beyazlar çok hafif üstün olurmuş. D alır C4. Fili kabul ediyor. Ve şimdi at E4 zıplıyor. Filin fedasından sonra Kosteniuk'un her hamlesi ünlem, çift ünlem diyebiliriz. İnanılmaz oynamaya başladı. Ve şu an çatal attı. Vezirin fili tutabilmesi için ya piyon alması lazım ya E7'ye dönmesi lazım. Oyunda vezir alır E5 yapmış. Böylece atı da açmaza almış oldu. At kıpırdarsa arkada vezir boşta. Kale H5. Yandan şimdi şişledi vezirle fili. Vezirin kıpırdaması halinde arkada fil boşta. Oyunda F5 ile kale ile vezirin bağlantısını kesmiş. Ama bu hamle oyunu kaybettiriyor. Çünkü daha iyisi vezir G7 dönüp fili vermekmiş burada. Kale alır C5'te. Devam etmekmiş. Çünkü zaten alet öndesin. Geri vermen lazım diyor siyahlara. Önemli olan neydi? Şahın güvenliği ve aktif taşlar. Materyal 3. sırada yer alıyor. Fili verdikten sonra pozisyonu eşit gösteriyor bilgisayar. Oysa F5'ten sonra Kosteniuk'tan bir hamle daha geliyor. Ünlem at G5. Veziri boşta. Siyah vezir zaten E5'e atı açmaza almak için gelmişti ki at kıpırdarsa veziri alayım diye. Ancak alacak zaman yok. Kale H7 mi at istiyor. Kale alır at. Ata da zaman yok. Siyah vezir boşta. Dolayısıyla siyahlar vezir G7 dönmeliymiş. Oyunda vezir C7 dönmüş. Vezir G7 dönse at alır H7. Açarak şah tehdidi var. Vezir D4 geri dönünce kale D4, fil D4 ile ilginç bir şekilde yer açmıştı siyah şaha tabii at olmasın diye. Veziri verip oyunu kaybedeceksin diyor. Yani burada zaten tamamen kayıp oluyor at G5 hamlesine. Oyunda vezir C7 dönmüş. Vezir E5 çift ünlem. Yine vezir fedası çünkü H7'den mat isteniyor ve siyah vezir H7'yi savunuyor. Savunma taşını saptırıyoruz. Saptırma neydi? Alacağımız taştan şaha mat edeceğiz. Yani şahın kellesinden daha değersiz bir taşı. Yani veziri savunma taşına yani siyah vezire yem olarak vermeye saptırma diyoruz. Şimdi tabii ki alınamaz. Alınması halinde mat var. Kale G7 perdelemiş. Veziri G7'ye çekse zaten direkt mat var. Siyah vezir açmazda kalırdı. Dikkat edelim. Kale G7'ye. Şimdi kale D8 bir çift ünlem daha. Yine aynı şekilde siyah vezir yatayı savunuyor ve savunma taşını saptırıyor beyazlar kale fedasıyla. Savunma taşı bu kaleyi almak zorunda. Fili perdelerse zaten sonraki hamlede mat olur. Kale zaten perdelenemez. Açmaz da. Dolayısıyla vezir alır D8 zorunlu. Ve şimdi bitirici vuruş geliyor. Kale H7 şah. Siyah kale açmaz da alamaz. Şah G8 zorunlu. Vezir G7 mat. Kosteniuk'tan müthiş bir performans olimpiyatlarda. Zaten eski dünya şampiyonluğu da mevcut. Rakibinin de büyük usta olduğunu unutmayalım.
Beyazlarla 26 hamlede müthiş bir zafere imza atıyor. Gördüğümüz gibi kadın oyuncular da gayet erkekler gibi son derece güzel partilere, maçlara imza atabiliyorlar. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanala abone olup destek olmayı unutmayalım. Bugün satrancın kraliçelerinden ve eski kadınlar dünya şampiyonlarından biri olan Alexandra Kostyanyuk'un bir partisini incelemek istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.